3 Kasım seçimleri sonrası siz nasıl bir Türkiye tablosu görüyorsunuz? Özellikle Irak, Kuzey Irak ilişkilerine ve bir de Kürt meselesi diye baktığımız zaman buna taraf olan grupların bir, devletler iki ve uluslararası ilişkiler üç. Çok fazla. Şimdi kimleri ele almamız gerekiyor? Birincisi Amerika var tabii ki. İkincisi İngiltere var. Üçüncüsü Rusya var. Dördüncüsü tabii ki en önemlilerden biri Avrupa Birliği var. Beşincisi Rusya var. Altıncısı İsrail var. Bu bölgede demek ki en azından 6 devlet ve kuruluşun Türkiye dışında parmağı var. Şimdi bu 6 kuruluşun ve devletin parmağının olduğu yerde de olayları tek senaryo halinde görmek mümkün değildir. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz, burada da olmuyor. Ama burada benim dikkatimi çeken husus bu tartışmalarda Kuzey Irak meselesine direkt girdim ama Türkiye'deki seçimler de bununla bağlantılı da onun Bununla için. endeksli. Evet, buna endeksli de onun için. İlk ortada somut, kesin ve bu 6 tarafı da hoşnut edecek bir senaryo yok bir defa. Madde bir. Bunu iyi görmek lazım. Ortada tek senaryo var. O senaryoda Başkan Bush'un Amerika adına Irak'a müdahale senaryosu. Bu senaryonun da 2 tarafı var. Bir tanesi diyor ki ben Türkiye'nin planı çerçevesinde Irak'ta rejim değişikliği istiyorum. Toprak bütünlüğüne girmek istemiyorum. Toprağını 3'e bölmek arzusunda değilim diyor Amerika. İkinci bir gene Amerikan planı var, B planı. Hayır, 3'e de bölelim Irak'ı. Bir de kuzeyde bir Kürt devleti kurulsun diyor. Bunlardan bu ikincisine Türkiye'nin hayırı var. Kabul etmiyor Türkiye bunu ve savaş sebebi sayacağını da belirtti, açıkladı. Orada bir Kürt devleti kurulamaz diye. Şimdi Türkiye bunu duygusal nedenlerle yapmıyor. Evvela onu bilmemiz gerekiyor. Yani duygusal olarak Türkiye kalkıp da Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulmasın. Neden? Biz çünkü Kürt devletine karşıyız diye duygusal değil. Bütün bu olaylara bakarken bunu ta geçmişten, mesela Bağdat Paktı'ndan, hatta 1937 Sadabat Paktı'ndan bu yana bakmak gerekiyor. Türkiye'de maalesef ne Bağdat Paktı'na, Sento olarak, ne Bağdat Paktı'na ne de Sadabat Paktı'na ve onun ilgili maddelerine atıf yapılmıyor. Şimdi 37 senesindeki, yani Saddam Hüseyin'in doğduğu sene, Saddam'ın doğduğu yılda Sadabat Paktı aracılığıyla bugünkü Musul bölgesi, Musul ve Kerkük zaten Kürt bölgesi olmaktan çıkartılmıştı. Bugün değil, 1937'de çıkartılmıştı. Şimdi bunun daha sonrasında 37'de Musul ve Kerkük Kürt bölgesi olarak çıkartılmış iken İngiltere ve Amerika'nın da onayıyla, daha sonrasında bugün Barzani'nin kalkıp Türkiye'de biz orayı siyasi başkent ilan edeceğiz demesi bir defa büyük bir garabet. Çünkü 37'de kalkmıştı ama 1970'te Saddam bir kere daha kaldırmıştı bunu. Saddam 1970'te dedi ki Musul ve Kerkük Kürt bölgesi değildir dedi. Ki daha sonra biliyoruz Halepçeler vesaireler yaşandı. Şimdi bu da Baas Partisi'nin ve Saddam'ın kararıydı. Bunda da gene başta Fransa, İngiltere, Amerika olmak üzere hepsinin onayı vardı. Öyleyse olaylara Bağdat Paktı çerçevesinde, onun gerisinde Sadabat Paktı, Bağdat Paktı 1955 bakmak gerekiyor. Burada Türkiye'deki seçimlerle ilgisi nerede bunun? Evet. Benim, ben ilgisini soracağım. Evet. Burada benim görüşüm şu. 3 Kasım'da seçimler yapılır mı? Yapılamaması için işte adına küskünler hareketi denilen veya gayri memnunlar diyelim biz bunlara, durumdan memnun olmayanların hareketi. Peki bu adamlar hangi durumdan memnun değiller? Bakıyorsunuz seçim sistemi kötü Türkiye'de. Adamlar diyorlar ki biz seçim sistemine karşıyız. Yani bu seçim sistemi değiştirilmelidir diyorlar. İkincisi parti içi demokrasi yok.
Bunu liderler sultası. Liderler sultası diyorlar. Aynen sizin dediğiniz gibi. Dolayısıyla ikinci husus ne oluyor? Biz bu liderler sultasına da karşıyız. Dolayısıyla daha başka faktörleri de ekleyebilirsiniz. Bir de gerçekten de işte listede adını göremediği için pozisyonunu kaybedecek olan bir takım arrivist, ikbal avcısı, bireysel bir takım insanlar da vardır. O da normal. Ama bunlar seçimi erteletebilir mi? Yani seçimi erteletmesi bir olay, bunu iyi anlamamız lazım. Hükümeti düşürmek bir başka olay. Dolayısıyla seçim erteletme girişimleri bir hükümet devirme, hükümeti düşürme eylemine dönüşecek. Dönüşür ise kim başbakan olur, nasıl başbakan olur ve o başbakanlık hangi şartlarda Türkiye'yi nereye götürür diye baktığımız zaman öncelik seçim kararının ertelenmesidir. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken husus, hiç dikkat çekilmeyen bir husus ama Kıbrıs olayları, Filistin olayları ve Kuzey Irak ve Irak sorunu, bu üçgen birbirinden vazgeçilmez bir üçgendir. Ta 1940'lardan bu yana var bu üçgen. Bakın bir daha söylüyorum. Yani Kıbrıs, Filistin-İsrail çatışması ve Irak meselesi 1950'den bu yana yoğun olarak var. Şimdi bakın, geçen hafta buraya Amerika'nın en tanınmış yazar, gazeteci ve analistleri geldiler. Daha sonra siz de biliyorsunuz Diyarbakır'a gidildi. 37 tane. 37 NATO görevlisi, üst düzey görevlisiyle gidildi vesaire. Şimdi benim edindiğim izlenim, bu adamlardan bazılarıyla ben de görüştüm. Edindiğim izlenim şu, Avrupa Birliği olsun, Amerika olsun, Türkiye'de MGK'nın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye demokrasisi konusunda ağırlığının çok fazla olduğu inancındalar. Bunu durmadan devreye sokuyorlar ve bir bahaneymiş gibi, bir problemmiş gibi bu. Bunu durmadan getiriyorlar. Bugünlerde daha da fazla getiriyorlar. Hatta neredeyse terfilere karışacak kadar boyutlara geldiler. Yani şu terfi etsin, şu general terfi etsin, bu etmesin diye isim telaffuz eder hale geldiler. Amerika ve İsrail. Şimdi dolayısıyladır ki Orta Doğu'daki bütün olaylar İsrail'in güvenliği için yapılır. Yani öncelik İsrail'in güvenliğidir. İsrail'in güvenliğine yönelik bir tehdit veya İsrail'in güvenliğini bozabileceğe yönelik herhangi bir girişim İsrail tarafından çok, Amerika tarafından engellenir. Türkiye'ye baktığımız zaman ilginç bir tablo var. Bugün şartıyla konuşuyorum. Bu adamların tamamına yakını ağız birliği etmişçesine Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın iktidara yürümesinden yanalar. Ve amaçları ne olabilir? Niçin böyle bir tercih yapıyorlar? Veya bu tercihte rol oynayan faktör nedir? Evet, neden Tayyip Erdoğan? Demin söylediğim faktör. Diyor ki yaptıkları analizlerde Türk halkının diyelim ki %25-30'u kahir ekseriyeti, diğer partilere oranla kahir ekseriyeti Erdoğan ve grubunu seçerse efendim, bu grubun askerle ileride şu veya bu şekilde daha değişik zeminlerde mücadele etmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani çatışmasını sağlamak. Çatışmayı sağlamaya o kelimeler yok. Fakat dedikleri şu, bir yanda demokrasi adına Türk halkını temsil ettiği varsayılan bir siyasi partinin iş başına getirilmesi ve desteklenmesi, ona karşılık bu siyasi partiden o siyasi partinin girişimlerinin askerler tarafından beğenilmeyeceği, onaylanmayacağı, dolayısıyla da Türkiye'nin destabilize edilebileceği, askerler en azından kendi içinde askerlerin ve Türkiye toplumunun da destabilize edilebileceği, yani istikrarsızlaştırılabileceği öngörülüyor onlar tarafından. Böyle bir olay gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? O siyasi parti bu tuzağa düşer mi, düşmez mi? Bunlar bahsi diğer. Adamların kafasındaki projeksiyon büyük ölçüde bu. Biz demokrasi adına demokratik kitleleri temsilen iş başına gelmiş olan bir kişi var ama bakın şu askerlere. Bu askerler demokrasiye de çok yatkın değiller
Efendim, dolayısıyla bakın buna kızıyorlar. Şimdi bunu dünya kamuoyuna anlatamazsınız siz. Numarası başlayacak. Burada dikkat edilen husus, AKP'ye baktığımız zaman İsrail konusunda en ufak bir açıklama yapmıyor. Aleyhte açıklama yapmıyor. Hiçbir açıklaması yok ve İsrail'in projeyi gayet iyi anlamış, Abdullah Gül başta olmak üzere diyebileceğim şekilde çok iyi anlamış projeyi ve hiç İsrail'le ilgili tek kelime konuşmuyorlar. Türkiye'nin ekonomik yapısıyla ilgili de tek kelime konuşmadıkları gibi o konuda da hiç ağızlarını açmıyorlar. Nitekim daha önce Erbakan döneminde de Abdullah Gül'ün İsrail'le ilişkileri çok daha kendine göre sıcak ve yakın ilişkiler içindeydi. Şimdi ez cümle sonuç olarak şu söylenebilir. 3 Kasım günü seçimler yapılır ise eğer, bu seçimlerden 4 Kasım gününde Amerikalıların ve İngilizlerin ve Avrupa Birliği'nin üçlü, bunları sayıyorum, iş başına gelmesini ümit ettikleri hükümet AKP. Bu hükümetle ileride hazırladıkları tuzak da bu. Bu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri bunları beğenmesin, aralarında bir tartışma ortamı olsun, iki taraf da buna düşer mi? Bu ayrı. Adamların projesi olarak gördüğümüz, görebildiğimiz bu. Şimdi eğer... Yine aynı hükümet mi devam? Şimdi seçim ertelemesi ayrı. Demin dedik ya hani hükümeti düşürmek ayrı. Hükümet düşürülürse... Evet. Tansu Çiller başbakan olacağını zannediyor ama Amerikalıların ve Avrupa Birliği'nin başbakan adayı İsmail Cem. Dolayısıyladır ki Türkiye'de hükümet düşürülür ise Tansu Çiller hanım başbakan olmayacak, İsmail Cem başbakan olacak. Diyorsunuz. Evet. Yani onların girişimi o yönde olacak. Görürsünüz yakın zamanda hükümet düşürüldüğü takdirde bütün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, savunma bakanları hepsi İsmail Cem lehine demeçler verecekler. İşte biz onu bir dönem için en azından şu Kopenhag kriterleri vesairesi bitinceye kadar Türkiye'nin başında görmek istiyoruz şeklinde demeçler verecekler ve tabii ki Türkiye'de de onlara uygun bir basın var. O basın da şişirerek olayı tekrar gündemde tutarak ve İsmail Cem'in burada gerekli olduğunu Türk halkına inandırmaya çalışarak girişimlerde bulunacaklardır. Ama ben hükümet düşürülür ise eğer, yeni kurulacak olan hükümetin, eğer böyle bir yeni hükümet kurulacaksa, başbakan adayının Tansu Çiller değil İsmail Cem ve ekibi olacağı kanısındayım. Ama bu evdeki hesap. Evet, evet. Yani evet. Çarşıya ne kadar uyacak? Ne kadar uyar ayrı mesele. Evet. Çünkü Türkiye biliyorsunuz bütün dünyada unpredictable, sonuçları tahmin edilemeyen ülkeler listesinde bir numarada. Çünkü daima bir başka faktör devreye giriyor. Sayın Demirel'in söylediği bir söz evet. var. Siyasette bir saat dahi çok büyük bir zamandır. Çok doğrudur, doğrudur. Denilmek. İhtimal bir Irak operasyonu olacak mı diye sormuyorum. Çünkü olacak. Olacak. Bu. Evet, bundan kaçınılmaz. Evet, evet. Olacaksa sizce bunun tarihi ne zaman diye sormak evet. istiyorum. İki, operasyonun boyutu hakkında bazı belirtilerin olması gerekiyor. Baktığımız zaman özellikle Barzani'ye bakalım. Kuzey Irak'tan Irak'a gidelim. Şimdi adam diyor ki Kuzey Irak otonom olmalıdır, özerklik. Irak'ta da demokrasi olsun diyor. Ama aynı slogan Mesut Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani'nin 1961'de yaptığı ayaklanmada kullandığı slogandı. Ama asıl esas itibariyle ki Barzani'nin babasını da evet. astılar yanlış bilmiyorsam. Yok öldü. Dedesi dede asılmış. Evet. evet. Molla Mustafa eceliyle vefat etti. Evet. Amerika'da öldü. Rusya'da yaşadı, Sovyetler Birliği'nde yaşadı. 58'de Kürt bölgelerine girdi, geldi. 58'den sonrasında ise orada 61'de hemen ayaklanma çıkardı. Yalnız burada enteresan husus şudur. Kürtçe eğitim hakkını verdi Irak. Kürtçe eğitim hakkının verilmesinden bir ay sonra ayaklanma çıktı. Evet. Bakın bunu, bu tarihi gerçekleri herkesin bir kere daha kontrol etmesi gerekiyor. 71'de Kürtlere
Kürtçe konuşma hakkı verildi ve dendi ki Irak'ta iki millet var, biri Kürt biri Arap'tır ve biz Kürtçeyi resmi dil kabul ediyoruz dedi ve ayaklanma başladı. Hemen ardından Molla Mustafa ayaklandı Rusların da etkisiyle. Şimdi demek ki olaya baktığımız zaman bugüne paralellikler çizersek 30 sene öncesinden Kürtçe eğitim hakkının bugün de gündemde. Arkasından ne geleceği de belli değil. Ha, öyleyse Amerika burada nasıl bir harekat yapacak? Amerika'nın burada yapmayı planladığı harekatın bir, ben öyle Ocak Şubatlara kalacağını sanmıyorum. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde olacaktır bu iş. Ayrıca evet, 11 Eylül 2002 yani 2-3 gün öncesinden itibaren Amerika diplomatik olarak bu savaşı ilan etmiştir. Hem kendi kongresinde hem de Birleşmiş Milletler'de. Amerika çok net olarak şunu söyledi. Ben Saddam rejimini istemiyorum ve bunu devireceğim. Peki nasıl devirecek? Yani bu operasyonda yapacak... Bu operasyonda tabii bizi en çok ilgilendiren Türkiye'nin ne kadar bu işlerde yer alacağı. Evet, ama burada bakın ben gene bir hatırlatma yapayım. 1955'te Bağdat Paktı kuruldu. Bağdat Paktı'nın kurulmasıyla birlikte 1955'ten itibaren Amerika Bağdat Paktı'nın üyesi değildi. Ama askeri kanadın üyesiydi. Bağdat Paktı'nın askeri kanadının üyesiydi Amerika. İngiltere kurucu üyeydi, Türkiye kurucu üyeydi, Pakistan kurucu üyeydi. 1957'ye gelindiğinde özellikle de Arap-İsrail ilişkileri hızlandığı zaman, bakın unutmayalım, Bağdat Paktı'nın kuruluşu 55. Evet. Bağdat Paktı Şubat ayı 55, 1955 senesi Şubat ayında kuruldu. Çok ilginç bir gelişme de aynı dönemde başladı. Nedir o? İzmir ve Ankara'da ilk defa Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır mitingleri başladı. Bağdat Paktı'nın kurulmasından bir ay sonra. İlk kez 1955'te İzmir ve İstanbul'da Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır diye mitingler başladı. 57'ye gelindiğinde Eisenhower doktrini devreye girdi. Eisenhower doktrini, bu arada Richard Nixon geldi Türkiye'ye. Amerikan başkanı. Amerikan başkan yardımcısıydı o zaman. Evet. Geldi. Sonra da Eisenhower geldi. 59'da o da geldi. Ya Amerikan başkanı da geldi sonra. Ama önce Richard Nixon geldi ve imzalanan iki tane anlaşma var. Nixon'ın imza attığı. Evet. Bir tanesi petrol anlaşması, diğeri üsler anlaşması. Bu anlaşmalar imzalandıktan sonra Mehmet Bey, Amerika enteresan bir deklarasyon yayınladı. Dedi ki Türkiye, İran, Irak ve Afganistan'a, bakın sene 1957, Afganistan'a yönelik doğrudan değil, indirekt, dolaylı her türlü tehdidi Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılmış tehdit olarak kabul edeceğiz dedi. İnanır mısınız buna? Bu Eisenhower doktrini. Bunlar hepsi unutuldu bugün. Kimse bunlardan bahsetmiyor. Ama aynen böyle yazılıdır. Doktrin ortada. İsteyenler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arşivlerinden çıkarsınlar. İmzalar da ortadadır. Fatih Rüştü Zorlu ve Başbakan'ın imzası da var. Adnan Menderes rahmetlinin. Evet. Bir kere daha söylüyorum. Doğrudan demiyor. Afganistan'a, İran'a, Irak'a ve özellikle Türkiye'ye diyor. Doğrudan değil, dolaylı bir tehdit dahi karşısında Amerika Birleşik Devletleri'ni bulur diyor. Şimdi Irak daha sonra bu olaydan... Peki burada bir parantez açmak istiyorum. 17 yıl evet, Türkiye PKK ile evet, belasıyla evet, uğraştı. Peki o zaman bu bir dolaylı değil, direkt bir tehditti. Evet. Peki karşısında Amerika 17 yıl sonra, 17 yıl boyunca niye çıkmadı? 17 yıl sonra niye? Güzel. Şimdi bakın Sento anlaşmaları biliyorsunuz geçerliliğini. Bazıları Irak'ın çekilmesiyle, yani Irak'ta ihtilal olup da Abdülkerim Kasım'ın krallığı devirmesinden sonra Faysal ailesini, Amerika'nın Türkiye'ye bir teklifi var. Diyorlar ki Amerikalılar, hemen Menderes hükümetine Türk ordusunu Irak'a sok ve yeniden krallığı tesis et.
düşünülüyor o zaman bu. Deniyor ki Menderes hükümeti de diyor ki ya biz sokalım Türk ordusunu Irak'a ama bu ordumuzun durumuyla Irak'taki coğrafi yapı içinde başarı sağlamamız mümkün olmayabilir. Onun için biz bu maceraya girmeyelim, teşekkür edelim deyip çekiliyorlar. Bu çekilme olayı Amerikalılar için Türkiye'nin ileride karşılaştığı tehditlerde birinci dereceden içeri girmeme, yani Türkiye'nin meselelerine birinci dereceden karışmama prensibini de getiriyor dış politikada. Nitekim enteresandır, bakın bu da bilinmez Türkiye'de. 1954'ten sonra Türkiye NATO üyesi kabul edildikten sonra bu bölgedeki NATO ile ilgili istihbaratlarda inisiyatif NATO tarafından bizzat Türkiye'ye verilmiştir. Yani Orta Doğu bölgesinde yapılacak olan askeri istihbarat hepsi Türkiye. Hepsi Türkiye'nin temsilciliğinde yapılmaktaydı. Yani tek sözü Türkiye söylüyordu. Şöyle olsun, böyle olmasın, böyle olsun, böyle olmasın diye NATO içinde. Peki şimdi inancı geçerli mi? Şimdi burada artık Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'nin kendi güvenlik teşkilatları geçerli. Onların yaptığı planlar ve projeler çerçevesinde bakılıyor meseleye. PKK olayına baktığımızda PKK olayını Amerika Avrupa'nın bir olayı olarak gördü. Arkasında. Arkasında başta da Almanya'nın bulunduğunu ve Almanya'nın ve Fransa'nın ve İsveç'in bulunduğunu bildiği için ve o bölgeyi, o Orta Doğu'daki o Kürt bölgesini kendi bölgesi kabul ettiği için Amerika, nitekim işte Abdullah Öcalan olsun, PKK'yı olsun, aldı tuttu kolundan Türkiye'ye teslim etti ve olayı büyük ölçüde çevirdi. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken husus, ben diyorum ki Türkiye üzerinden bir askeri harekatın olma ihtimali, evet, Amerika'nın bu askeri harekatını İran üzerinden yapmasından daha az bir ihtimaldir. Yani olay Türkiye, herkes Türkiye'den asker girecek, Amerikan askeri girecek falan filan diye bekliyor ama böyle bir olay olacağını sanmıyorum. Şu anda çünkü İran-Amerika ilişkileri tarihinin en iyi noktasında. Oysa bazı evet, iddialara göre de asıl hedef İran, evet, Afganistan tarafından işte işlet edilen ve İran preslenecek, evet, şeklinde. İran'a yönelik, demin söyledim, Eisenhower doktrininde İran'a yönelik olan tehditten de söz ediliyor. Dolayısıyladır ki İran'a yönelik olan tehdidin aynı şekilde Türkiye için de geçerliliği vardı, evet, ama Irak için yoktu. Bakın o tehdit Irak'ı kapsamıyordu. Yani Irak'a yönelik bir olaya da biz müdahale ederiz demiyordu Amerikalılar. Evet. Şimdi İran üzerinden, yani aşağıdaki Şii bölgelerinden bu harekatı başlatma ihtimali de askeri strateji itibariyle en uygun olan, mantığına, askeri lojistiğe ve stratejiye en uygun olan tarzdır. Türkiye üzerinden yapılması daha zor. Ama Türkiye'den ben şeyi beklemiyorum. Yani böyle diyelim 30 bin, 40 bin kişilik bir ordu gelecek de Irak'a girecek de oradan yola çıkıp işte herkesi temizleyip geçip gidip Bağdat'ı alacak diye bir şey beklemiyorum. Böyle bir olay olmayacak. Ama Saddam büyük bir ihtimalle hem içerideki muhalif grupların hem de Baas Partisi içindeki muhalif grupların, ki onlar başladı şimdi, tarafından bu rejim sanıyorum değiştirilecek. Peki rejim muhalifleri Londra'da birkaç defa toplandı. Evet. Peki bu rejim muhalifleri içerisinde Musul ve Kerkük'teki Türkmenler var mıydı? Türkmenlere yönelik bir Türkmenler bir muhalif sayılıyor mu? Evet. Ne olacak? Şimdi Musul biliyorsunuz Sadabat Paktı'ndan bu yana ve 1970'ten bu yana Kürt bölgesi dışında kabul edilen bölge. İngiltere tarafından da, Amerika tarafından da, Irak tarafından da. Barzani'nin kalkıp burasını ben siyasi başkent yapacağım falan demesi hava gazı. Ama Musul ve Kerkük'teki olaylarda Türkmenlerin durumuna baktığımız zaman Türkmenleri muhalif olarak değil, Irak'ın bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü savunan bir grup olarak görüyoruz. Türkiye'nin stratejisi de budur. Bu Türkiye'nin stratejisi çerçevesinde Türkmen gruplar orada diyorlar ki biz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız ve saygılı kalacağız. Şimdi Kürtler toprak bütünlüğüne saygılı kalmama
ve bir özerk bölge eskiden vardı ama bu özerk bölgeyi, eskiden var olan bu özerk bölgeyi gene İngiltere kaldırdı ortadan Irak'ta. Çünkü Irak biliyorsunuz İngiltere'nin mandası altındaydı. Evet. 1920'den 32'ye kadar. 32'de İngiltere Irak'tan çekildi ama Öyle bir sınır çizdi ki işte. Evet, bütün üslerini bıraktı ve bütün askeri yapısını da bıraktı ve bütün siyasi yapıyı da o kurdu. İngiltere kurmuştu. Yani İngiltere'de, özür dilerim, Irak'ta sistem işlerken İngiliz sistemi işliyor. Yoksa Irak'ın kendi kafasıyla bulduğu Arapların böyle bir sistem işlemiyor. Bunun içine bir de Baas Partisi'ni koyun. Baas Partisi'nin... Aslında o İngiliz parmağı ta Lawrence'den beri var. Tabii. Ta o zamanlardan var. Biraz kalmış. Evet. Ama en önemlisi askeri üsleri var. Yani o üsler var. Şimdi dolayısıyladır ki Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulması mümkün değil. Ama Sevr Anlaşması'nda Türkiye'nin Elbistan'ını da içine alacak şekilde Musul bölgesi de dahil edilmek üzere aynen Sevr maddesi ortada, diyor ki bir Kürdistan kurulmalıdır diyor. Aynı şekilde onun hemen yanında 18 bin mil karelik diyor bir Ermenistan kurulabilir diyor. Nerede? Akdeniz'e sahili olan bir Ermenistan. Türkiye-Suriye arasında bu defa. Hatta Doğu Anadolu bölgesi evet. Konusunda da o Ermenistan'a verilmesi düşünülen bölge tabii. Kurtuluş tabii. Müzesini açtığında 26 Ağustos'ta evet. Orada o haritayı da tabii, görmüştüm. Tabii. Altında bir parantez içerisinde ABD Başkanı'nın emriyle diyor. Aynen şu yazıyor Sevr'de, diyor ki kurulacak olan Ermenistan'ın sınırlarını tayin etme, çizme hakkı Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı'na verilmiştir. Yani başkanına verilmiştir. Başkanına verilmiştir diyor. Şimdi burada bizi ilgilendiren birinci husus şu. Yani Kuzey Irak'ta peki bu Irak operasyonu sonrası Kuzey Irak'ta ne gibi değişimler bizi bekliyor? Doğan Yüreş'in aylar öncesinden bir açıklaması vardı. 90 dönemlerinde buna benzer bazı olaylar olmuş. Doğan Yüreş Amerikalı generallere, eğer Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurarsanız bir kol orduyla girerim bölgeye evet. demiş. Bu kararlılığımız yine devam ediyor mu? ABD ve Amerika Kuzey Irak'ta gerçekten bir Kürt devleti kurma fikrinde ısrarlı mı? Bu ısrar neden ve altında neler yatıyor? Evet. Barzani evet. ve Talabani gerçekten ne istiyor? Şimdi bakın, 2 yıl öncesine kadar şunu söyleyebilirim. Gelen bilgiler çerçevesinde konuşuyorum. 2 yıl öncesine kadar Orta Doğu'da, Irak'ta bir Kürt devleti kurulması projesine çok sıcak bakılmıyordu. Hı hı. Fakat İsrail kendi açısından haklı bir stratejisi var. Diyor ki, bu bölgede beni yalnız bıraktınız diyor. Arap aleminin içinde ben böyle burada yapayalnız bütün bunlarla mücadele halindeyim diyor. Bana da bir kukla devlet lazım diyor. Şimdi burada Kuzey Irak'ta kurulması varsayılan veya kurulacak olan bir devletin, dikkat ederseniz, NATO'nun bütün anlaşmaları dışındaki bir devlettir bu. Buraya kim ne istiyorsa nükleer silah koyabilir. Çünkü bütün NATO anlaşmaları dışında bir devlet olacak bu. Burada Amerikalıların veya İsrail'in kaç Kürt'ün öleceği, yok olacağı hiç umurlarında değil. Ama o devlet vasıtasıyla, o kukla devlet, sahte devlet vasıtasıyla nükleer bir güce kavuşmak mümkün Kuzey Irak'ta. Şimdi bu Kuzey Irak'ta İsrail'in kontrolündeki bir güç olacak bu. İsrail'in güvenliğine yönelik ve İsrail'i korumakla görevli olan bir devlet olacak bu. Dolayısıyladır ki böyle bir proje bugün gerçekten de var ve Kuzey Irak'ta bir devletin kurulması için yoğun çabada harcanıyor. Peki Türkiye girip de bunu engelleyebilir mi? Türkiye başka bir yol deneyerek bunu tabii ki engelleyebilir. Bu devlet kurulması safhasında gerçekleşirse öyle kol ordular sokmaya falan filan hiç gerek yok. Çünkü Türkiye'nin lehine olmaz bu iş. Hı hı. Ama ne olabilir? Türkmenlerin, Musul ve Kerkük Türkmenlerinin bu hükümetin içinde yer alması temin edilebilir. Ki bu da var olan bir projedir. O bölgeleri Türkiye'de en iyi bilenlerden birisi bugünkü
MİT müsteşarı olan Şenkal Atasagun'dur. Evet. En iyi o bilirdi. Yani bu göreve gelmesiyle beraber Musul-Kerkük konusundaki girişimlerde de dolayısıyla en iyi bildiği bölge olduğu için Şenkal Bey'in bir etkisi ve stratejisi var. Bana sorarsanız yapılması gereken öyle kol ordular göndererek şu veya bu şekilde cebren yani bir girişimde bulunmaktansa diplomatik yönden masa başında bu olayı masa kazanmak, başında bu işi çözmek daha uygundur. Şenkal Atasagun'un stratejileri ve adına demokrasi denilen bu oyunun yani bu demokrasi oyununun kurallarını iyi oynamak. Bu bir oyun demokrasi. Sahtekarlık oyunu. Evet. Kim kimi aldatırsa yani. İşin aslı o. Dolayısıyla öyle cebir ve şey kullanırsanız zor kullanarak sonuç alınamıyor burada. Ne yapılabiliyor? Demokratik işte istekler, insan hakları, işte bir takım böyle palavralar var ya hani insan hakları bilmem ne falan. Evet. Türkiye bunları kullanmayı öğrenmeli. Bu argümanları kullanmayı öğrenmeli. Bunları kullanmayı öğrenmeli. Efendim işte Musul ve Kerkük'teki zavallı Türkmenlerin insan hakları diye başladığınız zaman sizin karşınıza silahla gelmek mümkün değil. Ondan sonra o kurulacak veya kurulması düşünülen yerde sizin de söz hakkınız olur. Bu demokrasi oyununu, insan hakları palavrasını Türkiye'nin çok iyi kullanması gerekiyor. Yani biraz palavra mı atmamız gerekiyor? Hayır, biz palavra atmayacağız. İnsan, biz gerçeği aslında insan hakları olayının kendisi zaten bu küreselleşme olayının kazıklamak için, bizim gibi ülkeleri kazıklamak için uydurduğu bir olay. Kendisinde insan hakları falan yok heriflerin. Herif dedim, özür dilerim ama yani batıda öyle insan haklarıymış, bilmem ne haklarıymış, kimsenin salladığı yok. Amerika'da onlar mahkum bizi... hakları belli, Türkiye'de ise evet. Yani işte Amerika'da gibi... görüyorsunuz, evet. Görüyorsunuz Amerika'da hangi insan hakları dedi. Cezaevi bunun en ünlüsüydü canım. Mehmet Bey, hayvanlara bile daha fazla hak verilmiş durumda Amerika'da. Hayvan hakları insan haklarından fazla geliyor. Bir Irak operasyonu sırasında Türk ekonomisinin neler bekliyor? Örneğin dolar ne olur? Evet. Borsamız ne olur? Eyvah Mehmet Bey. Tam benzin, mazot sıkıntısı ne olur? Evet, yani biraz daha olayın bu tam, boyutu. Tam adamına sordunuz. Evet. Ekonomiden anlasam bu halde olmazdım. Ama ben askeri veya güvenlik açısından söyleyeyim. Tabii ki her bu tip olaylarda Türkiye yaklaşık 50-60 milyar dolar kaybetti geçen sefer. Şimdi bu defa artık aynı kayıpların olmaması en büyük dileğimdir. Bakın kalktı Saddam, hiçbir taraf olmadığı gerçekte olmadığı halde Rusya'ya 40 milyar dolar ihale verdi. Bu demektir ki ben sana 40 milyar dolar haraç veriyorum demektir. Sen de benim yanımda dur. Sen benim yanımda dur. Ne ihalesi yapılacak, ne bir şey, hiçbir şey yapılacağı yok. O 40 milyar dolar Ruslar bu parayı aldılar şimdi. Peyderpey alacaklar ve ne ihale yapacaklar ne bir şey yapacaklar. Ama aynı ihaleleri Irak 2 yıl önce bize verdi. İşte Bağdat Musul Demiryolu işte birçok ihaleler beraberindeydi. Biz bunu almadık. Ha işte o zamanki zaten hükümetin, ben de biliyorum bu olayı, yaptığı tekliflerde, Irak'ın yaptığı tekliflerde bizim İran'la olan ilişkilerimiz bir, İsrail'le olan ilişkilerimiz iki, İsrail engelledi onu. Siz Irak'la dedi ama bu anlaşmaları İsrail engellerken yapar. Bize 40 milyar dolar verdi mi? Hayır. IMF'nin ama başka şey, düştük. Hayır, başka şey teklif etti. Ne dedi? Dedi ki biz sizin Avrupa Birliği'ne girmenize destek oluruz dedi. Helsinki hatırlıyorsunuz. Evet. Madeleine Albright, Yahudi kendisi de. Evet. O da gitti dedi ki Türkiye'yi aday ülke olarak göreceksiniz dedi. Bugün aynısını Almanlar diyor ki biz Madeleine Albright'ın, Amerikan Dışişleri Bakanı, Madeleine Albright'ın baskısıyla kabul etti. Peki, yoksa kabul etmiyoruz Türkiye'yi diyor. Peki orada bir çelişki yok mu? Şöyle bir yandan biz Irak'ın 40 milyar dolarını reddediyoruz. Karşılığında İsrail bize Avrupa Birliği'ne girmemizi vaat ediyor. Veya evet. Garantisi garantör oluyor. Ama bugün Irak operasyonuna Almanya, Fransa ve İspanya karşı evet. Ve şimdi Rusya karşı. Evet. Peki şimdi, aynı evet. İsrail niçin onları ikna etmiyor Irak operasyonu konusunda? Karşı olmayın. Bakın çok güzel. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 15 üyeden 5'i biliyorsunuz daimi üye. Evet. Diğerlerinin veto hakkı yok. Oy hakkı var, veto hakkı yok. Bunlardan 9'unun elini kaldırması gerekiyor. Yoksa 15
üyenin tamamının bir şey yapması mümkün değil. Dolayısıyla Irak'la olan ilişkilerde Almanya seçimlere giderken ben Irak'ı karşıma aldım demiyor. İngiltere demiyor, özür dilerim, İspanya demiyor. Ama Fransa kabul etti, o da açıkladı. Ben böyle bir operasyon olursa rejim değişikliğinden yanayım dedi. Saddam'ın devrilmesinden yanayım dedi. İngiltere zaten diyor, Almanya da diyecek, İtalya da diyor. Siz merak etmeyin, şu seçim ortamı bittikten sonra biz zaten onu demiştik derler yani. Evet. Onun için İsrail'in burada, bu bölgede, Orta Doğu'da Filistin-İsrail meselesi, Kıbrıs meselesi ve Kuzey Irak Kürt devleti meselesi ve Irak meselesi bir bütün olarak üçünü bir arada görmemiz gerekiyor. Üç olayın da çözümü mutlaka ve kesinlikle demokratik ya da demokrasi oyunu adı altında yapılmalı. Şimdi Tarık Aziz bugün açıkladı. Şimdi Amerika bu operasyonu yapmayı meşrulaştırmak için 11 Eylül'ün arkasında Irak'ın olduğuna dair bulguları bulduğunu iddia ediyor. Evet. Ama Tarık Aziz ise bugün yaptığı açıklamada ABD'nin tek derdi var, o da petrol. Evet. Şimdi Suudi Arabistan'ın bir ay önceki açıklamasına bakıyoruz. Tabi onun da jetonlar 12 yıl sonra düşmüş. Irak bahanedir diyor. ABD'nin asıl hedefi Orta Doğu'ya yerleşmektir diyor. Evet. Çünkü kendisi 12 yıldan beri petrollerinin %50'sini hortumlayan Amerika ve kendisine bir şey kalmıyor. Bugün o Suudi Arabistan fakirleşme noktasına gelmiş. Bunun ötesinde Irak'ta ben hem Taha Yasin hem Tarık Aziz'le Bağdat'ta yaptığım programlarda kendilerine net bir şekilde sordum. Kuveyt'e niçin girdiniz? Bunun adının Amerika'ya gel, Orta Doğu'ya yerleş şeklinde bir daveti olduğunu bilmiyor muydunuz? Bize Amerika izin verdi demişti. Böyle bir şey beklemiyorduk şeklinde. Gerçekten de Amerika 11 Eylül'ü ilk şeyi veya başka nedenleri bahane ederek Orta Doğu'ya yerleşmek mi istiyor? Evet. Ve yerleşecek mi? Evet, kesin. Yani hemen kısaca cevap vereyim. Amerika'nın asıl hedefi Afganistan'dan başlayarak, bakın Tacikistan, Özbekistan, her tarafta, Kazakistan'da üsler kurdu. Her tarafa üslerini yerleştirdi. Özellikle Şangay Beşlisi diye bilinen olayın gerçekleşmesini engellemek için araya bir set çekti. Kendisi girdi. Çin, Hindistan, Rusya birliğine bir kama soktu araya. Evet. Şimdi aynı kamayı Sovyetler Birliği döneminde Orta Doğu'da Rusların etkisi çok fazlaydı. Ta Cezayir'den başlayarak gel, Mısır, Libya dahil, Cezayir, Libya, Mısır dahil bütün Orta Doğu'da Sovyet etkisi vardı. Daha sonra Afrika'ya kadar da indi bu etki. Angola örneği başta olmak üzere. Ki onun liderleriyle de ben tanışırdım, Savimbi ile vesaireyle. Şimdi yeniden bir Sovyet etkisine girme durumu çıkabilir ki burada bir tek hedef Irak şu anda. 1972'de imzaladığı dostluk anlaşması var Irak'ın Ruslarla. Sovyetler Birliği'nde imzalamıştı. Ona binaen hala devam ediyor ilişki. Yalnız burada hatırlatmak gerekiyor Türkiye'ye ki Türkiye'nin de 1979'da Sayın Ecevit'in imzaladığı bir Türk-Sovyet dostluk anlaşması var. Orada enteresan bir olay vardır. Türkiye'ye yönelik tehditlerde de Sovyetler Birliği, o günkü Sovyetler, bugünkü Rusya Federasyonu Türkiye'nin yanında yer alacaktır deniyor. O anlaşmada, 79 anlaşmasında. Benzer şekilde Türkiye için de tabii Rusya için geçerli bu. Yani Ruslara yönelik bir tehditte Türkiye onların yanında yer alacaktır şeklinde. Şimdi Kuzey Irak'a veya Irak topraklarına veya Orta Doğu'ya Amerika yerleşmek istiyor. Amaç sadece petrol değil. Amaç sadece Amerika'nın Orta Doğu'dan gelen petrole çok büyük ihtiyacı yok. Ama Amerika'daki petrol, büyük şirketlerin o petrolü dünya petrol rezervine sokmayarak da kendi içerisindeki petrolün fiyatını artırıyor. 90'daki 5 dolar olan varili. Mehmet Bey, herkes şunu zannediyor ama işte Irak'ın petrolü olmazsa Amerikan sanayi çöker falan zannediyor. Halbuki Amerika bir Irak'tan petrol ülkesi zaten. Kendisi petrol ülkesi ve zaten Irak'tan petrol falan da aldığı yok yani. %0.5 bile değil yani. Evet. Irak petrolünün Amerikan sanayi içindeki payı. Ama mesele şurada. O Irak petrolünü Orta Doğu'da bloke ettiği zaman dünya
petrol borsalarında fiyatların yükselmesi, bu da Amerikan halkına değil Amerika'daki büyük petrol tröstlerinin lehine olan bir olay ki bugünkü Amerikan yöneticilerinin tamamına yakını da bu şirketlerin zaten yöneticileri. Mesela bir Donald Rumsfeld'i bakıyorsunuz. Adam hem Council on Foreign Relations, CFR diye bilinen gizli teşkilatın üyesi Amerika'da. Bush da öyle, George W. Bush da öyle. O da bunun üyesi. Yani aslında bu politikaları o kadar uzun geniş perspektiften düşünmek yerine bir sokakta çıkarlar, çok çıkarlar. İyi işleyen restoran var. Evet. X restoran zabıtayı kullanarak o biri restoranı kapattırıyor bir ay. Bitti. Ondan sonra bir ay boyunca o restoran büyük bir ciro aynen, elde ediyor. Aynen, savaş aynen. Aslında bunun savaşı. Aynen, aynen. Kendi, aslında hedef o direkt restoranın sahibi de değil. Hiç. Onunla bir kavgası da yok. Geçmişe yönelik bir husumeti de yok. Ama kendi gelirini hatırlamak. Mehmet Bey, Saddam'a kaç sene boyunca İran'a karşı destek oldular. 8 sene Saddam'ı destekledi Amerika. CIA'nin Orta Doğu istasyon şefiymiş Saddam. Buyurun. Hayır, Saddam 64'te Abdülkerim Kasım'a suikast yaptığında... Evet. Irak'tan kaçıran kim? O zamanki, o zamanki Irak'taki CIA'nin istasyon şefi Saddam Hüseyin'i Cumhurbaşkanı'na yaptığı suikaste yaralandığı halde Suriye'ye kaçırdı. Suriye'den de Kahire'ye gitti Saddam. Ondan sonra Saddam Saddam oldu. Laden'in de bir zamanlar CIA'nin adamı olduğu gibi. Yani. Onun peki, için bu hususları dikkatten kaçırmamak gerekiyor. Burada bir ortada son Irak'la gibi bir soru daha var. Orta Doğu bir ateş topuna döner mi endişesi var. Bunu uzmanlar biraz zor diyorlar. Evet. Çünkü İsrail'in elinde 75'e yakın atom bombası var. Evet. Irak'ın elinde ise MBG silahlar var. Yani nükleer başlıklı silahlar. Bunları Halepçe katliamında da Saddam evet. kullandı. Bunları da kim verdi? Yine Amerika vermiş zamanında, ne elinde olduğunu biliyor. Böyle bir tehlike var mı? Bu tehlike ne kadar Türkiye'ye yansır? Evet. İki taraf güçler böyle bir çılgınlık yapabilir evet. mi Orta Doğu'da? Yapılamaz. Çünkü nükleer başlıklı silahların kullanılması zaten yasak. 79 senesinden bu yana SALT 2, SALT 1, SALT 2 anlaşmaları dahil. Bir de konvansiyonel silahların... Peki devrileceğini anlayan Saddam son çare olarak hiç bu yasayı dinler mi? Mümkün değil. O yasa dinlemesi mümkün değil. Çünkü onu verecek olan çipler Saddam'a bağlı değil. Kime bağlı? O çipler uluslararası kontrol altında. Yani diyelim ki ben başka bir şey söyleyeyim evet. size. Gözümüzün önünde canlansın. Hı hı. Eskişehir hava üstünden kalkan jetlerin Ege üzerinde harekatında... kullanılan belli çipler var. Bu çipler öyle bir durum yaratabilir ki onu kullanmak Türkiye'nin inisiyatifinde değil. Doğrudan doğruya NATO'ya bağlı. Kendi uçaklarını vurursun yanlışlıkla. Oradaki kullanma da o değil. Ama tehlike nerede? Yani bir nükleer savaş kimse beklemesin Orta Doğu'da. Evet. Ne İsrail kullanabilir ne bir başkası kullanabilir. Nükleer savaş yok. Ama ne var? Asimetrik savaş ve proliferation dediğimiz kitle imha silahlarıyla yönlendirilecek olan savaşlar olabilir ki zaten Bush da kendi argümanını bunun üstüne bunun koyuyor. Kurmuş. Diyor ki nükleer başlıklı silahlar yapabilir, önümüzdeki dönemde atom bombasına da sahip olabilir ama esas da proliferation yani kitle imha silahları üretiyor bu adam. Ama Irak da bu konuda bütün fabrikalarını gezdirdi. İşte evet. ilaç fabrikaları evet. çıktı. Evet. Hep ilaç çıkar. Biliyorsunuz kitle imha silahlarında kullanılan en temel madde dünyanın en zararsız maddesi diye bilinen suni gübredir. Yani biliyorsunuz Türkiye'den evet. giden suni gübreler büyük olaylar yaşandı. Birilerinin biz isimlerini oraya tarım malzemesi vermeyelim. İsimlerini vermeyelim. Mersin limanından oraya kimler gönderdi ve ne büyük paralar kazandılar. O tarım suni gübreden yapılan bombalarla da Halepçe'de katliamlar yapıldı. Bunun içinde kimler var? Bugün biliniyor hepsi, bu işler. Biliyorsunuz. Hepsi biliniyor. Evet. Şimdi dolayısıyla Orta Doğu'da nükleer bir savaş kimse beklemesin. Çünkü Arap Birliği doğrudan doğruya biz Saddam'ı koruyacağız diye bir iddiaları yok. Ama aynı Arap Birliği'nin ilginçtir ki Irak'ın bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü koruyacağız diye de bir açıklamasını yapmıyorlar. Yani Irak'ın toprak bütünlüğünün
sağlanmasından yanayız da yarım ağız konuşuyorlar. Evet. Ama Saddam rejiminin Irak'ta kalmasını istiyoruz ve onu bir ve tek temsilci olarak kabul ediyoruz diye de gene yarım ağız konuşuyorlar. Yani onlar da Saddam rejiminin gitmesinden yanalar. Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda ise Arap Birliği'nin bakış açısı, canım orada da bir yerde de bir Şii devleti de kuruluversin. Bu defa Şii devleti. Dikkat. Şey değil. Kürt devleti değil. Ama Kürt devletine başta İran olmak üzere Suriye, Türkiye ve Irak tabii ki kendisi de karşı. Onun için ben orada bir Kürt devletinin de yakın zamanda kurulabileceğini falan tahmin etmiyorum. Azınlık vakıfları ile ilgili AB uyum yasaları çerçevesi içerisinde meclis tarafından kabul edilen ama daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülen idam konusu hariç diğerlerini esasdan yeniden görüşecek. Bu yasalarda azınlık vakıflarını nasıl bir tehlike olarak görüyorsunuz? Evet. Anayasa Mahkemesi elbette bunun kararını verecek ama. Evet. Şimdi efendim cemaatlere ait olan, azınlık cemaatlerine ait olan vakıflarla ilgili ben çarpıcı bir iki kısa vaktimiz kaldı. Evet. Onun için bir iki örnek vereyim. Bakın 1908'de Osmanlı topraklarında yaşayan insanların nüfus sayımına göre sayısı 25 milyon. Bunun 8 milyonu gayrimüslim. 250 bin Yahudi var. 8 binde dönme var. 258 veya 260 binini atarsanız geri kalanların tamamı Hristiyanlar. 8 milyona yakın Hristiyan var. Öyleyse kaç vakıf vardı diye bakıyorsunuz? 19 tane vakıf var. Bugün Türkiye 70 milyon. Efendim, bu 70 milyonluk Türkiye'deki gayrimüslim sayısı taş çatlasa 100 bini geçmiyor. 160'a yakın vakıf çıktı. 165 vakıf var. 5 tanesi mi 6 tanesi mi ne mazbutiye almış. Yani artık çalışamaz hale geldiğini belirtmiş. Ama 160'a yakın kuruluş var. Yani gerçek iltica orada var. Şimdi bakıyorsunuz meseleye. Evet, bakıyorsunuz meseleye. Her İstanbul'da 77 tane Rum vakfı var Türkiye için kurulmuş. Nitekim Pendik'te ilk davayı açtılar. Pendik'teki Asansiyon Kilisesi ile başlayarak Gelibolu'da, Edirne'de ve Türkiye'nin bazı başka yerlerindeki bütün kilise arazilerinde istemeye başladılar. Şimdi vakıflarla ilgili bir düzenleme yapılmasın mı? Yapılsın. Ama böyle yapılmaz bu, çünkü bir mütekabiliyet yok işin içinde. Yani Avrupa Birliği Türkiye'ye diyor ki azınlık cemaat vakıflarına haklarını sonuna kadar tanıyacaksın. Bakın önümde Sevr Anlaşması'nın 140, 141, 145, 147 maddeleri duruyor. Aynı olay Sevr'de Türkiye'nin karşısına getirilmiş durumda. Aynısını okuyayım çok kısaca. Evet. 149. madde. Osmanlı hükümeti Türkiye'deki tüm soy azınlıkların kilise ve okul konularında özerkliğini tanımayı ve buna saygı göstermeyi yükümlenir. Osmanlı hükümetinin çıkarttığı bu konularda kısıtlayıcı olan ve öngören tüm yasalar, kararnameler, yönetmelikler ve genelgeler geçersizdir. Osmanlı adalet rejiminde yapılacak tüm değişikliklerde soy azınlıkların ayrıcalıkları üstün sayılacaktır diyor. Sevr Anlaşması. Şimdi aradan geçmiş 80 sene biz aynı duruma getirildik. Burada benim demek istediğim şu, azınlık vakıflarına 1937'den bu yana. Evet. Şimdi Sayın Mesut Yılmaz diyor ki geçen gün, iyi de efendim diyor, bu zaten Bakanlar Kurulu kararına bağlandı diyor. Türkiye'de Bakanlar Kurulu kararları vardır, bir de mahkeme kararları var. Evet. Bu atlanıyor. Bunu söylemiyor Sayın Mesut Yılmaz. Yani efendim bu mahkeme kararları diye bir olaydan söz etmiyor. Bakanlar Kurulu'nun kararına tabi olacaktır bu vakıflar diyor. Ne diye endişe ediliyor diyor. Türkiye'de vakıflar veya başka hususlarda Bakanlar Kurulu kararlarının aldığı birçok karar var. Ekonomide geldiğimiz yer ortada. Değil mi efendim? Evet. Yani bugün Türkiye'yi batıran ekonomik kararların altında Bakanlar Kurulu'nun imzası var hepsinin. Aynı olay Bakanlar Kurulu kararıyla vakıfların çalışması olacak. Ne diye endişe ediyorsunuz diyor bana ve başka bu konuda mücadele edenlere. Ben de diyorum ki
Bakanlar Kurulu kararları ortada ama mahkeme kararları var arkasına. Mahkemelerin aldığı kararlar geçerli olacak. Bakanlar Kurulu kararı sadece vakıfın kurulup kurulmamasıyla ilgili. Çünkü o Bakanlar Kurulu mahkemenin aldığı kararları iptal edemeyecek. Bitti. Evet. Bitti. Yani anayasaya da aykırılığı var. Yani o zaman iptale kalkarsa anayasaya aykırı olacağından şakır şakır Türkiye'deki ne kadar arazi, mal, mülk varsa hepsi iade edilir. Hepsi iade edilir, tazminatları iade edilir. Bir küçük hatırlatma için söylüyorum Mehmet Bey. Lozan, özür dilerim, Sevr Anlaşması imzalandığı dönemde ve Lozan'ın imzalanmasından 10 gün önce Mıgırdıç Hadisyan Başkanlığındaki Ermeni heyeti Fransa'ya dediler ki bakın 1914-23 arasında tam 10 milyar Fransız frangı tutarında zarara uğradık biz. O zamanın parasıyla 10 milyar frank diyor. Evet. Aynen. 10 milyar frank. Biz bunun tazminini istiyoruz bir. O sırada diyor 74 bine yakın Ermeni kadını İslam haremine alındı. Biz bu kadınların ve çocuklarının haklarını da istiyoruz diyor. O dönemde. Şimdi siz vakıflar... Yani biz öyle bir noktaya geleceğiz ki ülkeyi de versek kurtulamayacağız. Kurtulamazsınız. Yani bütün mesele şurada. Tehlike burası. Diyor ki evet vakıflar aracılığıyla. Süresi, son bir cümle söyleyeyim. Diyor ki nasıl diyor Almanya 50 sene İsrail'e tazminat ödedi. Siz de bugünkü Ermenistan'a ödeyin. Tazminatı 50 sene Ermenistan kendini ekonomik bakımdan kurtarsın. Burada anlaşalım biz diyorlar. Olay bu.